Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde bugünkü durağımız, güzel ilimiz Artvin. Artvin'de yerel hizmetlerde vatandaşların ve esnafların görüşlerini alacağız. Bakalım Artvin'de 2014 yılında başlayan yerel hizmetler bugüne gelindiğinde memnuniyet mi verdi, durum nasıl? Bununla ilgili Artvin sokaklarında vatandaş röportajlarımıza başlıyoruz. Yaz sezonu çok da hareketli değil. Bu sene ne bileyim, mevsimlerin biraz alakasız geçti. Çok yoğun değil miydi? Yoğun değil. Bu ekonomik sıkıntılar artı... Hissedilmeye başladı mı Artvin'de de? Tabii. Hissedilmez olur mu yani? Herkesi etkiledi doğal olarak. Bizi de etkiledi. Ürettiğini değerlendiremiyorsun. Anladım. Tüketici alamıyor. Ürettiğini satamıyor. Böyle bir ortam oluştu. Oluştu. Yani. Artvin nasıl? Gelişti mi? Değişti mi? Hizmetler nasıl? Altyapısı, üst yapısı? Burada yaşıyorsunuz. Tabii ki. Subjektif olarak bazı şeylerde gözle görülebilir hizmetler yapıldıysa da ne bileyim yani, sıkıntılardan, bu krizden insanlar bu tür şeylere pek fazla önem vermiyor. Vermiyorlar ama yerel hizmetler önemli. Önemli, tabii ki önemli. Bir şeyler yapılıyor ama vatandaş, az önce dediğim gibi, yapılan hizmetleri pek fazla önemsemiyor. Bugünkü krizde psikolojik olarak insanların dengesi değişti. Peki altyapısı, üst yapısı yeterli mi Artvin'in? Ne eksiğini yeterli görüyorsunuz? Değil, tabii ki değil. Hizmetin devamlılığı mutlaka olmalı. Olmalı. Şartlar günlük değişiyor. Hizmetler de değişiyor doğal olarak. Tabii. Her gün bir şeyler ekleniyor. Şimdi yerel seçim sürecine giriyoruz artık Mart 2019'da. Evet. Öncelik ne olması lazım size göre? Hizmet mi, yoksa aday mı, parti mi, vizyon mu, halka yakınlık mı? Tabii bunların hepsi bir faktör. Adaylarında hepsi bir faktör. Sizin saydıklarınızın hizmet de önemli. Ama şartlar neyi getirir? Artık fazla da bir yorum yapmak da doğru değil. Nasıl bir seçim olur Artvin'de size göre? Şimdiden bir yorum yapmak. Ama şu anda bir şey önümüzü göremiyoruz ki. Ben önce cebimi düşünürüm. Önce ekonomime mi bakarım? Tabii, diyorsunuz? Tabii. Önce ekonomime bakarım. Peki şunu sorayım o zaman. Ekonomi yerel seçimleri etkiler mi? Mutlaka etkileyecek. Etkiler. Vatandaşı da, seçmeni tabii, de. Tabii. Bunlar hepsi bir faktör sonuçta. Ben tam 35 sene beri Artvin'de oturuyorum. Yusufeli'yim. Burada İmdat Gültekin. İmdat, evet. Gültekin. Yıllarımız burada geçti diye, yani çoğu yıllarımız. Yazın şimdi memlekete gidiyoruz Yusufeli'ne. Evet. Bazen buraya geliyoruz. O şekilde. Burada fabrikada çalıştım. Kendim kaynakçıydım. Nasıldı Artvin'de yaz hareketleri? Ya Artvin'deki öncelikle daha neşeliydi. Şimdi gittikçe yani Artvin eski gibi değil. Ne eksildi? Ya bazı şeyler eskildi. Sanayi bölgemiz yok. Artvin'de iş, fabrika vardı, bir tane kapandı. Gerçi üniversite geldi ama tek üniversite gelmeyle her şey bitmiyor. Yeterli her şey olmuyor. Düzelmiyor. Öncelikle burada iş sahası olması lazım. Gençlerimiz mesela tamamen buradan aşağılara kaymaya gidiyor. Niye aşağı kayıyor? İş bulmak için. Ama Artvin'de bir iş yerimiz olsa, iyi bir sanayimiz olsa, gençler buradan aşağıya gitmez. Gitmez. Göç mü vermeye başladı? Ya göç veriyor tabii ki. Yani eskiden daha kalabalıktı, daha çoktu. Şimdi bakıyorsun çocuk üniversiteyi bir türlü iş bulamıyor. Benim mesela 3 tane çocuklarım var. İkisi oğlan, biri kız. Biri İstanbul'da, biri İzmir'de, biri Bursa'da. Hepsinden ayrı kaldı. Şimdi Bursa'daki Tofaş'ta çalışıyor. İzmir'deki boş, biz evlendi orada. İstanbul'daki bankada çalışıyor. Tabii ki burada iş olsaydı burada da kalırdı çocuklar ama iş olmayınca biz bay bayan burada kaldık tabii. Artvin'in yerel anlamda durumu nasıl? Hizmet ya, alabildi genel mi? Genel anlamda şimdi mi? Burada üniversite yapıldı. Tabii ki faydası var, zararı yok. Barajlar yapıldı, yollar yapıldı. Bunlar iyi bir şey. Eskiden daha zordu yani yol şartları. Şimdi iyi, tüneller güzel, barajlar yapıldı, elektrik üretiliyor ama elektrik üretiliyor. Bir taraftan da şimdi Artvin'de tabii biz mühendis değiliz.
yüksek gelirim geçti. Demin şu arkadaşa anlatıyorum. Mesela bizim köy, Günyayla köy, Yusufeli. Yüksek gelirim geçtikten sonra orman kurumaya başladı. Yüksek gelirim geçtiği 4 yıl oldu. Orman şimdi tamamen radyasyon yayıyor. Yani bazı zararları da var. Faydası varsa zararları da var. Yerel hizmetler nasıl? Genel hizmetler belediyenin işte. Yani. Belediyenin iyi bu anda. Fena yapıyor değil. Mu? Dediklerini yaptı mı? Altyapı mesela bazı konularda, altyapılarda sorunlar vardı. Şimdi onlar çözülüyor. Bir doğalgaz işte gelme ihtimali var. Evet, geldi, geliyor. Bekliyor. Sopadaydık, Arabi'deydik. Onlar da bekliyor. Tabii doğalgaz gelirse daha temiz olur. Oksijen daha iyi arttı zaten orman bölgesi ya. Geç kaldı diyor musun? Geç kaldı. Tabii ki geç kaldıyız. Yıllar geçti. Ancak hani barajlar yapılabildi. 50-60 yıldan beri. Şimdi bundan sonra tabii doğalgaz gelirse daha iyi olur Artvin. Ama öncelikle dediğim gibi Artvin'de istasyon olması lazım. Yani yerelin biraz da istihdama yönelik çalışma mı yapması lazım? Çalışma yapması lazım. Hani istasyon olsa daha iyi olur. Çark daha iyi donar. Millet ona göre daha burada düzgün bir şekilde çevresini, ailesini kurar, işi götürür. Şimdi iş olmayınca ne yapacak vatandaş burada? Önce ekonomi diyorsun. Önce ekonomi mesela. Ben köye gidiyorum yazın. 1 milyon 800 bin lira maaş alıyorum. Şimdi ben köyde çalışmasam veya bu anda çocukları okutsam ortalama bir çocuğun aydaki maliyeti 2-2,5 milyon. Ne yapacağım ben şimdi 1 milyon 800 lirayla? Hiçbir iş yapamam ki. Bir tane evim var burada. İşte yazın köyde çalışıyorum. Kışın buraya geliyorum. Evet. Peki 2019'da seçimler var yine, yerel seçimler. Tamam. Burada öncelik vatandaşın Artvinli'nin ne olacak? Aday mı, parti mi, hizmetler mi, vizyon mu, ya proje mi? Şimdi Artvin'in temeli zaten bir sağ bir sol. Evet. İki parti var burada. Üçüncü parti olmuyor. Yani olsa bile başaramıyor. Bir sağdan alıyor, bir soldan alıyor. Partiler de tabii ki Artvin nüfusu o kadar bir kalabalık nüfus değil. Ama devletten ne yatırım geliyorsa işte dediğim gibi ne kadar kalabalık olursa o kadar yatırım geliyor. Az önce yatırım şimdi burayla İstanbul, Bursa bir olur mu? Olmaz. Ona göre dağıtım yapılıyor. Bu arkadaşlara da getir çay. Önceliğin ne olacak senin mesela yerel seçimlerde? Ya, şimdiden var mı bir düşüncem? Ya bizim yaş artık 63-64'e geliyor tabii ki. Biz hani genel seçimde tabii ki bir yere yaslanmamız lazım. Ama gelecekte çocuklarımızın ileride daha iyi iş yapabilmeleri için kendileri seçmeleri lazım. Yerel hani bir genel seçim de önemli tabii. Genel seçim de önemli. Yerel seçimler de önemli. Tabii o da önemli. Hani hizmet geldikten sonra sorun yok ama hizmet gelmedi mi kim olursa olsun hizmet gelmediği zaman ne yapıyor adam? Tepki yaratıyor vatandaşa. Adayın halka yakın olması önemli mi? Tabii yerel tabii. Seçimde? Tabii yakın olmalı. Her gün mesela iç içe olması gerekiyor. Oluyor mular? Geliyor mesela sağ olsun başkanımız devamlı mücadele ediyor. Geliyor, konuşuyor. Çay sohbeti yapıyoruz işte. Bazı yapacağı işleri birlikte çalışıp hani yapılıyor. Hani bu dönem yani yapılıyor bazı şeyler. Anladım. 5 aylık bir süre var. Çok şey etken olur mu Artvin'de? Tabii ki olur. O hizmetler şimdi başlanmış mesela. Bazı yerlerde yollar yapılıyor. İyi bir şekilde mahallelere parklar yapılıyor. Yani hizmetler yapılıyor. İleriye doğru bakalım. Daha iyi olur. İnşallah. Artvin hepimizin. Biz buradayız zaten. El ele verdikten sonra yapılmayacak hiçbir şey yok. Peki. Ama devletten destek tabii. Evet. Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Benim adım Reşat Çelik. DSİ emeklisiyim. Evet. Emeklisiniz Reşat abi. Artvinlisin. Evet. Artvinliyim. Merkez köylerdenim. Baraj nedeniyle evlerimiz kalktı. Evet. Artvin'de yerleştik. Dışarıya gitmedik. Hani Artvin'den göç vermek istemediniz. İstemedim. Memleketi bırakmadınız. Evet. 4 tane çocuğum var. Bir tanesi sözleşmeli çalışıyor. 3 tanesi ondan sonra iş yok, güç yok. Evet. Şimdi neler oldu Artvin'de? Gelişti mi, değişti mi, hizmet alabildi mi? Hiçbir şey gelişen bir şey yok. Yok mu? Yok. Çünkü Artvin'de gelişme durumu yok. Yok. Çünkü bir santim yere adımını attığı sırada bir tane orada deli çıkar bizde. Yolu görmez, yapılacak işi bilmez. O nedenle. Bir tek ondan sonra Artvin'in gelir kaynağı ondan sonra ormanlardır. Ormanlarımız ondan sonra haşerat girdi. Böcek girdi ondan sonra ormanlarımız kurumak üzere. Ve aynen Orman Bölge Müdürlüğü'nde bizim bunu sonra bölge şefine bildirdik. Dedik yani burada böyle böyle var. Bunları gelin kurtaralım beraber. Köylü vatandaş kuruyan ağacı gördüğü anda gidiyor onu oradan kesiyor. Boğazına ipi takıyor. Sürüklemede ağacın kabuğu kalktı mı sinek zaten ağacın gövdesine yapışır. Havalandı mı dağılıyor. Yazın sıcakta ondan sonra ormanlar bu anda bizim bitmek üzere. Bitmek üzere diyorsun. Kesime sıra geldiği sırada ondan sonra dikili.
bir kanun çıkardılar. Satıyor müteahhite. Ben köylüyüm. Hı hı. Gücüm çatmıyor. Geliyor ondan sonra 10 bin lira 20 bin liraya ağacı ondan sonra satıyor. Ben girdiğim sırada alamıyorum onu. Anladım. Emekli parasından çoluk çocuğumu mu geçindireyim? Böyle sorunlar var diyorsun. He. Başka Artvin'de geçim sahamız yok. Yerel hizmetler nasıl? Belediye hizmetleri? Belediye normal onun çalışmalarını yapıyor. Yapıyor mu dediklerini? 2014 hayır dediklerini yapamıyorsa bile ulaşamıyorsa bile de hani yapıyor hani. Elinden geleni hani, yapıyor. Elinden geldiği kadar yapıyor çünkü belediyenin bütçesi ona göre ayarlı. Tabii. Hani belediye bütçe gelmediği sırada cepinden kimse bir şey bize vermiyor. Kaynak doğrultusunda yapıyor. Evet. Yani. Artvin'de de başka gidecek yer yok. Hı-hı. Bir tane fabrikamız vardı. Gitti. Borçka'da bir fabrikamız vardı, kereste üzerine gitti. Şavşat'ta vardı, gitti. Ardanoş'ta yine aynı. Yusufeli'nde hiçbir şey yok. Hani belediyenin geliri veya ondan sonra devlet orman deresinden ben istihsalını yapıyorum. Ormanda bana odun satıyor. Odunu sattığı an ondan sonra gerisin geri bu odunu almıyor. Yapıyorum, hazırlıyorum, yolun kenarından indiriyorum, almıyor. Diyor ki, yani biraz üretim için, istihdam için fabrika istiyorsunuz siz. Hayır. Bizim vilayetimiz orman bölgesi. Hı hı. Şimdi burada herhangi bir şey olduğu sırada Diyarbakırlı adam Artvin'den ağacı alıyor Diyarbakır'a götürüyor. Hı hı. Burada şoförü Diyarbakır'a gidemiyor. İnsanlarımız ondan sonra buradan alıp o gücü yoku götürsün. Vilayetin içinde 3-5 tane adam var ondan sonra Diyarbakır'da müteahhit burada malı alıyor. 3 kişiye veriyor ondan sonra 10 sene orman kesilmiyor. Hı. Yerel seçimlerde rekabet olur mu? 5 ay var. Genel seçimlere ben bir şey diyemem. Yerel. Hiçbir şey diyemem ona. Sebebine sıra gelende insanlar artık ondan sonra ne yapacağını şaşırdı. Hı. Bu anda ekonomi durum, televizyonlarda ondan sonra görüntüler iç açıcı değil. Hı hı. Etkiler mi? Etkiler. Ne ben, öne çıkar? Gene yani CHP ile AK Parti arasında o tekiler zaten hiç devre vermiyor musun? Hayır, o teknoloji devrede olmamaları fark etmez. Hı hı. Geriye kalan millet ondan sonra başının çaresine bakması lazım. Peki. Gelişti mi Artvin? Gelişti mi Artvin? Hizmet aldı mı Artvin? Yerelle nasıl? Hizmet üretti mi? Hizmet aldı tabii. Eskisiyle kıyaslanamaz. Ne eksikti, ne fazla oldu? Eksikleri her gün değişik değişik binalar yapılıyor. Hı hı. Yollar yapılıyor, istinatlar yapılıyor. Daha okulların şeyleri, yerleri değişiyor. Yeni okullar yapılıyor, üniversite yapıldı. İşte bunlar bir değişiklik. Değişiklik diyorsun. Tabii, değişiklik. Şimdi yerel seçimler var biliyorsun 5 ay sonra. Burada Artvin'de rekabet olur mu? Nasıl bir seçim olur? Ne öngörüyorsun? Bana göre aynı kazanılan şey devam eder. Devam eder. Devam eder. Bana göre öyle. Hı hı. Başka? Peki seçmende Artvinli'de kişi mi, parti mi, projeler mi, vizyon mu, halka yakınlık mı? Hangisi ön planda olur? Hizmet. Hizmet. Hizmet ön planda olur. Bunu da vatandaş görüyor bu hizmeti. Dolayısıyla eğer bunu parti yapıyorsa o parti o şeyi alır yine. Aday yapıyorsa? Adayı da tabii anladığım etkendir ama parti önde gelir. Önde gelir. Önde gelir. Rekabetli olur mu seçim? Her seçim haliyle rekabetlidir ama kazanan taraf AK Parti tarafı olur diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Tanıyabilir miyiz? Alaaddin Güven. Evet Alaaddin abi Artvinlisin. Yusufeli'nin de burada oturuyorum yani evim burada. Artvin'de oturuyorsun. Artvin'de oturuyorum. Artvin'den hizmet alıyorsun. Evet. Artvin gelişti mi değişti mi neler oldu? Vallahi eksikleri gedikleri neler? Eskiye göre çok şey değişti. Hı. Çok şey değişti ama da yapılacak şey yok mu? Tabii ki vardır. İlla ki vardır. Bana göre yani Artvin'de bu sezonda tek yapılmayan bir şey var. O da TOKİ. TOKİ. Toplu konut istiyorsun. Toplu konut. Çünkü yani bu vatandaşı hep şeylere bıraktılar. Bu yapsatçıların eline bıraktılar. Burada devlet TOKİ'ye bir türlü giremedi. Bizim şeyde de vardı TOKİ'ye ama yer bulamadılar, yapamadılar. Biraz da herhalde istemiyorlar yani küçük yerde olduğu için de istemiyorlar. İstemiyorlar mı yoksa? Yok bir arazi mi yok? Yok şimdi bir arazi yok zaten de arazi yaratacaksın yani Yusufeli'nde de yerleşim yeri yapıyorlar arazi yok da mı yarattılar. Hmm. İşte öyle bir arazi yaratacaksın yani. Anladım. Nasıl olur seçimler yaklaşıyor artık? Ya seçim
burada daha şimdi, doğrusu önce hizmet alıyor mu belediyeden? Belediye hizmet alıyor fakat bu fazla hizmete bakmıyor kimse. Bakmıyorsunuz. Bak, neye bakıyor Artvinli? Vallahi o Artvinli'nin bir şeyi vardır yani, bir görüşü vardır. Onunla bir tabii ki bir değişmez mi? Değişmez. Bana göre %10. Değişeceği %10'dur. Ama %10'da inşallah netice etki eder yani. Evet. Şimdi öncelik aday mı, parti mi, vizyon mu, halka yakınlık mı? Önce parti, ikinci planda aday tabii. Aday. Evet. Önce parti daha mı önde gelir artık? Daha önde gelir. Hı hı. Rekabetli bir seçim olur mu? O her burada seçim her zaman rekabetlidir Artvin'de yani. Şimdi Artvin'de mesela Yusufiye'nde seçim olur, hiç rekabet olmaz. Çünkü kazanacağı adam belli olur yani şey. Ama Artvin'de her zaman rekabetlidir. Çünkü yani işte bunlar, bu CHP'ni almak çok zordu işte burada. Bir kale vardı her sene, bunu çok mücadele ettik almak için ama işte bir Cumhuriyet'ten sonra bir defa alınmış bir. Doğru Yol Partisi zamanında alınmış, bir de bu şimdi alındı. Ya. Bundan sonra ne olur inşallah. Bu şeye göre olması lazım. %100 olması lazım ama ne kadar vatandaşa ne kadar et, bir de şunu adam dedi, benim dediğim olsun da isterse batak ya, ne olacak, hiç öylesi de var yani. Peki, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Gider. Artvin'in insanı çalışkan idi, tembelliğe alıştı. Hükümetten hiçbir sıkıntı yok. Herkesi besliyor, ediyor, gidiyor. Biz yetişme tarzımızda çalışacaksın, üreteceksin. Hasta parası, cenaze parası diyordu. Allah razı olsun, AK Parti bunları kaldırdı. Hı hı. Cenazede de para yok, hastanede de, ilaçta da. Fakat bunlar rahatlık mı verdi? Verdi de biraz fazla oldu. Bola ki bir sıkıntı yaşamasın. Biz aynı zamanda Alaaddin Bey de, biz AK Parti'nin 2001'de kurucusuyuz. 2002 seçiminde ben il başkanıydım. Öyle mi? 2004-2009'da il meclis üyeliği yaptık. Siyasetin içinden geliyor. Mehmet Hocam da doğru yolda da yaptık. Bu da orada il genel meclis üyeliği yaptı falan. Şu bu şimdi. Şunu söylüyorum. Artvin halkı her şeyi devletten bekler. Benim şahsi kanaatimi söylüyorum. Hükümetle hiçbir sorun yok. Fakat bir gün adam kartı çakır da para alamasa kimse kalmaz. Hepsi o bir tarafa gider. Bir anda değişir yani. Değişir. Eskiden insanlar bana göre yani biraz daha doğruydu. Şimdi herkes manfaatın peşine gidiyor. Onun için ne olacağını bilemiyoruz. Sürpriz. Yerel nasıl? Yerel iyi. Yerel iyi. Belediye halka dokunuyor mu? Vatandaşın içinde mi? Belediye başkanımızdan da halk memnun. Her şeyi yapıyorlar. Fakat şimdi alışkanlık benim, ben 71 yaşındayım. Alışkanlık aynı sigara gibi, alkol gibidir. Hazire alışan her zaman daha fazlasını ister. Bir gün veremezsen tepki koyar. Onun için o artık Allah'ın takdirine. Ve benim kendi tabirimde söylüyorum, biz kurucusuyduk, şimdi sürücüler var, onlar inşallah bu işi daha iyi götürür. Evet. Bize sadece dua etmek kalıyor. Nasıl bir seçim olur? Ya yerel iyi. Seçimler. Yerel seçimler iyi. Yereli de ona göre düzeltir, iyi adayları bulurlar, gene de hallederiz o işi inşallah. İyi adayı bulmak önemli mi? Önemli. Yerelde iyi adayı bulmak önemli. Önemli. Etken değil mi Artvin'de de? Şimdi ben her zaman çok özür diliyorum, ben ilkokul mezunuyum fakat doğru yolda da il başkanlığı yaptım ben. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Her şey ayrıdır. Ayakkabı boyatacaksan boyacıya gideceksin. Yemek yiyeceksen lokantaya gideceksin. Yani her bir adam her şeyi yapar diye bir mantık yoktur. Yok. Benim inancım bu. Şahsi görüşümü söylüyorum ben bunu. Yani AK Parti'yi biz kurduk. Allah razı olsun bugüne kadar da getirdi. Bizi de mahcup etmedi. İnşallah bundan sonra da olmayacağız. O da artık durmak yok, yola devam. Devam işte, biz kurucuyuz da sürücüler ne tarafa sürer onu da biraz da onlara bir kısım stratejik olmak lazım yani diyorsun Artvin'de yerel seçimler. Evet, doğrudur. Değil mi? Peki, doğru. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Biz işte dualarımız her zaman bundan hiç yanadır. Yani. Allah kimseye muhtaç etmesin. Çok çileleri de çektik. Amin. Bir paket sanayinin peşine koşanları da gördük. Yaşadık yani bunları. Efendime söyleyeyim, petrol bulamayanı da gördük. Elektrik kesilip karanlıkta kaldıklarını da gördük. İlaç yazdırdık ben şahsen. Reçete bir hafta cebimde olmuştur. İş yerim vardı o zaman. İlaç yoktu. Bir hafta sonra ilaç geldi.
kuyruğa soktular bizi. Sonra dediler ki ilaç azaldı da Bağkurlulara veremiyoruz. Biz esnaf olduğumuz için Bağkurluyduk. Bizi oradan kovdular. Bunları da gördük. Şimdi de Allah razı olsun her şey internetten geliyor, gidiyor. Yani nereden nereye? Bu da bir gerçek yani. Abi. 52 senelik Artvinliyim. Oo maşallah. He. Şavşat diye mahsem. Burada ekmek, burada memurdum, emekli oldum. Burada ikamet ediyorum. Evet. 50 senede görmediğiniz hizmetleri 5 sene içerisinde gördük. Gördün mü? Gördüm. Samimi. Gördüm. Neler değişti? Neler gelişti? Çok çok. Şavşat Belediye Başkanı'nın da babası. Evet. Yollar değişti. Hiç kimsenin aklına geçmeyen yürüyen merdivenler. Artvin'de görülmemiş bir şey. Ben sabahleyin kalkıyorum, otobüse parasız çekiliyorum. 65 yaşım üzerinde olduğum için parasız gelip gidiyorum. Sarı Bey'in dediği gibi eskiden ilaç bulamazdık. Kuyruğa geçerdik. Bunlar kalktı. Hastanede kuyruk doğururdum. Bu da yok. Efendim yağ kuyruğu, peynir kuyruğu, tüp kuyruğu, benzin kuyruğu. Hayatımız böyle geçti bizim. Ama şimdi Allah bilir her şey vardır. Yerel? Şu anda lüks sıkıntısı var. Lüks sıkıntısı. Lüks sıkıntısı var. Başka bir sıkıntı yok. Yerelde de inşallah yine aynı şekilde başkanımıza devam ederiz diye düşünüyorum. Rekabetli olur mu? Olur ama geçer. Neler etken olur Artvin'de yerel seçimlerde? Aday mı, parti mi? Hangisi? Parti de etken olur, aday da etken olur. Hani bu aday gelene kadar adayla vardı ki bir şey kazanamadık. Ama şimdi aday gelince durumu değiştirdi. Hata yapan kaybeder diyor musun? Eder tabii. Hata yapan kaybeder. İllaki. Halka yakınlık nasıl? Halka yakınlık çok iyi. Halkın içinde, hastanede, cezaevinde gider, ziyaret eder, vatandaşın evine gider, oturur, sohbet eder, çayını içer, çorbasını içer. Öyle bir halk adamı. Mehmet Kocatepe. Öyle görüyorum ben. Tanıyalım seni. Ben Yusuf Ali Yağcılar Köyü'nden Dursun. Dursun Usta, Dursun Zorba. Evet, Artvinlisin, Artvin'de yaşıyorsun. Evet, Artvin'de İnsanlara yaşıyorum. İnsanlara hizmet ediyorsun. Evet. Nefis dönerinde. Nasıl oldu? Artvin gelişti mi, değişti mi? Neler kazandı Artvin? Yeterli gördüklerin, eksik gördüklerin var mı? Biraz seni dinleyebilir miyiz? Hocam tabii ki her ilin olduğu gibi burası da gelişiyor. Gelişen bazı şeyleri görüyoruz. Memnunuz tabii ki. Daha artarak devam etmesini isteriz. Değil mi? Neler söylemişti mesela projelerde neler vardı hatırına gelenler? Hangileri gerçekleşti? Hangileri eksik kaldı? Şu anda sanırım %50'si herhalde %80'i gibi bir söylediklerin çoğunu gerçekleştirmiş. Yerden fazlası oldu yani. Olmuş gibi görüyorum ben. Şu anda isim olarak sayamam ama. Öyle şey yapıyoruz biliyoruz yani. Seçimler Artvin'de hep rekabetli geçer. Hem yerel hem genel seçimler. Doğru. Şimdi nasıl olur? 5 ay var yerel seçimlere. Daha farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Herhalde aynı olur. Aynı gider. Ne önemlidir burada? Aday mı, parti mi, projeler mi, vizyon mu, halka yakınlık mı? Burada önemli olan halka hizmettir. Hizmet eden kimse. Halkın tercihi de odur. Yani zaten görüldüğü gibi hizmet edeni tercih ediyoruz. Kendi şahsıma. Zaten millet olarak da belli oluyor. Yakın mı? Esnafın içinde mi? Sen esnafsın. Ben değil mi hocam işte hepsi yakın yani. Başkan? Başkan iyi bir insan. Uğrar mı? Uğruyor. Halkla ilişkisi iyidir. İyi mi? İyidir. Allah razı olsun. Tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Demir. İbrahim abi. Artvinlisin. Artvinliyim doğrudur. Artvin'de hizmet veriyorsun. Aynen. İş yerim var. Evet. Artvin gelişti mi? Değişti mi? Nasıl? Artvin özellikle Mehmet Kocatepe başkanımızın sayesinde kabuğunu kırdı diyebiliriz. Yani bundan önceki başkanlarımız da tabii ki Artvin için bir şeyler yapmaya çalıştılar, yaptılar. Fakat Mehmet Kocatepe başkanımız yani Artvin halkı en iyisine layıktır deyip yani hizmette sınır tanımadı ve yaparken de yani en iyisini yapmaya çalıştı Artvin. Yaptığı hizmetten de en iyisini, en kalitesini yaptı. Yani bu giriş yolu olsun, mezbahanesi olsun, bu cenaze işlemleri olsun, işte hayvan barınağı olsun, yeni pazar yeri olsun. Yani sayamayacağız bir sürü şeyler. Sosyal tesisler olsun. Bunlarla ilgili çok büyük şeyler yaptın. Yapmaya da dokundu mu? Tabii ki dokunuyor. Yani dediğim gibi tabii ki önceki başkanlar da bir şeyler yapmaya çalıştı ama Mehmet Kocatepe başkanımız daha farklı. Yani daha iyi hizmetler getiriyor.
İnşallah böyle de devam eder inşallah. Yani. Niyetimiz böyle. Rekabetli olur Artvin'de seçimler. 5 ay kaldı. Yerel seçimler çok önemlidir. Evet. Nasıl geçer? Önceliği nedir İbrahim Bey'in, patronların, esnafın, vatandaşın? Aday mı, parti mi, vizyon mu, halka yakınlık mı, projeler mi? Hangisi? Şimdi bizim için Artvin'deki yaşayan herkes için öncelikle proje ve hizmet odaklı düşünürüz. Burada A parti ve B parti olarak düşünmüyoruz. Yani hizmet eden herkes bizim başımız üstünde yeri var. Hı hı. Biz bu şekilde değerlendiriyoruz. O şekilde de oyumuzu kullanacağız inşallah. Yani. Rekabetli olur muyum? Rekabet bilemiyoruz. Şu anlık erken. Bazı siyasi parti içerisinde kendi içerilerinde karışıklık var. Onlar artık nasıl değerlendirir, nasıl sonuçlanır? Ondan dolayı yani şu anda daha konuşmak için erken. Daha var mı ismini duyurmak isteyenler? Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Şu anlık kulağıma gelen herhangi bir şey yok yani. Artvin'de yani ben Artvinli olarak başka yerde yaşamak istemiyorum açıkçası Artvin haricinde. Neler gelişti ya da neler eksik? Evet, yerel çözülemeyecek mesela olan şeyler var benim gözümde. Trafik konusunda taksici olarak. Sıkıntılı mı? Yani bazen. Var mı çözümü sana göre? Vallahi ona da bir şey diyemiyorum çözüm konusunda da. Hizmetler nasıl belediyenin? Hizmetler projelerini gerçekleştirdi mi? Benim bir eksiklik yaşadığım bir konu yok şu anda. Mesela neler söylemişti, neler yaptı? Neler söylemişti, neler yaptı? Altyapısı nasıl? Açıkçası çok da takip etmiyorum fakat sıkıntı yok şu anda yani. Gelişti mi Artvin? Günden güne tabii ki ekleniyor üstüne az ya da çok. Üniversite geldi. Tabii üniversite geldi. Ne etkisi oldu? Üniversite ekonomik açıdan bir getirisi mutlaka oldu ilk olarak. Hı hı. Yani Artvin'in adı duyulmuş oldu bir şekilde. Evet. Gitgide kapasitesi de artıyor. 1000 kişiydi, 3000 oldu, 7000 oldu derken öğrenci sayısı. Yani öyle. Şimdi yerel seçimlere bir şey kalmadı. Doğru. Artvin'de hep rekabetli olur. Mutlaka. Evet. Bu seçim nasıl olur? Mart'a çok var gerçi ama. Ya şimdiden konuşmak tabii ki erken ama yani pek de bir şey değişmez diye zannediyorum. Önceliği ne olur esnafın, vatandaşın, sizlerin? Aday mı, parti mi, hizmetler mi, proje mi, halka hizmet yakınlık olur mı? Artvin insanı hizmete bakar diye düşünüyorum. Hı hı. Yani kişiydi, partiydi, hizmet. Yani Artvinli olarak ya da Artvin olarak vatandaş hizmete bakar diye düşünüyorum. Önceliğim hizmet olur evet, diyorsun. Evet. Peki. Evet, önce bir tanıyabilir miyiz sizi? Ben Sedat Günaldı. Sedat Bey, Artvin'de esnafsınız. İnşaat mühendisiyim, esnafız. İnşaat mühendisisiniz. Evet. Peki, kolay gelsin. Teşekkürler, diyelim. Sağ olun. Artvin'i soruyoruz. Artvin değişti mi, gelişti mi? Artvin'de neler oldu? Özellikle 2014-2018 yılları arasında yapılan hizmetler yeterli kaldı mı? Eksikleri nelerdir? Biraz sizden dinleyebilir miyiz bunları kendi açınızdan? Tabii. 2014'ten sonra yapılan belediye başkanının değişmesiyle Artvin'e yapılan yatırımlar haliyle değişti daha öncesine göre. Ama yeterli mi? Mutlaka yapılabilecek daha çok şey var. Hı hı. İnşallah bu yatırımlar ilimize gelir. Neydi beklentileriniz veya neler olabilirdi daha fazla size yani, göre? Artvin coğrafi olarak biraz daha kısıtlı bir yer. Evet. İster istemez. Hani görüyoruz belediyenin çalışmalarını, yani elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor ama tabii ki küçük şehir olunca, bütçesine de bakılınca biraz daha yeterli değil tabii. Hani en azından bir Rize'ye, bir Trabzon'a indiğimiz vakit oraya olan yatırımlarla buradaki olanı kıyasladığımız zaman daha da gelişebilir diye düşünüyoruz. Yani. Peki gelişimi size göre iyi mi Artvin'in? Yani baktığımız vakit daha önceden belki ayda bir tane tur gelirken şimdi her gün bir tane iki tane otobüsü görüyoruz. Karagölleri görüyoruz. Dolayısıyla Artvin'e gelen turist sayısında çok fazla artış var. Ama bu genelde yerli. Yani bir yabancı da gelse bu doğayı görse inşallah uzun göl gibi olmaz ama daha da güzel olabilir tabii. Yatırım açısından, esnaf açısından biraz daha bir hareketlilik beklentisi içerisindeyiz. Yerel seçimler rekabetli olur mu Artvin'de? Nasıl olur? 5 ay var. Yerel seçimlerdeki rekabet Artvin için belli. Hı hı. Yani Türkiye geneli gibi değil de Artvin biraz daha dengede rekabetin olacağını düşünüyorum. Ama şu da bir gerçek ki daha önceki hatta Cumhuriyet döneminden beri Artvin'de CHP iktidarı vardı. Evet. Ama şu son seçimde AK Parti belediye başkanı aldı. Mehmet Kocatepe de bu
anlamda gerçekten hizmet veriyor gecesini, gündüzünü. Ben hani bir siyasi olarak değil de bir vatandaş olarak başkanın çalışmalarını beğeniyorum yani açıkçası. Yerelde aday mı, parti mi, vizyon mu, halka yakınlık mı, hangisi? Şimdi belediyelerde yani iktidar partisinin ilde de iktidar olması yatırım açısından önemli. Bunu çok yakından gördük. 2014'ten sonrasıyla 2014 öncesini karşılaştırdığımız vakit mutlaka iktidar partisinin bir ilde de belediyeyi alması gerektiğini düşünüyorum. Mehbi Yılmaz. Mehbi abi Artvinlisin. Artvin merkezi. Esnaflık yapıyoruz. Esnaflık yapıyoruz. Artvin'i soruyoruz. Artvin değişti mi, gelişti mi, geri mi kaldı, ileri mi gitti, neler oldu, neler bitti? Vallahi sana göre neler olabilir? Artvin gelişti. Yani bu yeni belediye başkanımızdan sonra bayağı şeyler değişti. Yalnız spor açısından biraz eksik kaldık. Yani biraz daha amatör sporlarının desteklenmesi gerekiyor. Artık gerek nasıl olacaksa bu işler biraz daha... Oraya da değinmesi lazım. Evet, oraya değinmesi lazım. Sahamız, kapalı bir sahamız var, stadımız. O da normal standartlarda değil galiba. Biraz daha yenisi yapılabilir. Hı hı. Spor açısından yani Artvin güzel bir yer. Bir basket takımımız var. Spor gruplarımız var ama maddi açıdan biraz desteklenmesi gerekiyor yani. Altyapısı nasıl? Şu yapısı nasıl? Ya altyapı altyapı herhalde yapılacak. Şimdi doğalgaz geldiğinden dolayı şu anda ona girmediler. Ama üstte yapılacak pek bir şey kalmadı sayılır. Yani. Doğalgaz geç kaldı diyenler oldu. Biraz öyle olmadı aslında geliyor ama bu seneki bu herhalde programlardan dolayı biraz askıya aldılar. Evet. 5 ay var Artvin'de yerel seçimlere. Rekabet her zaman yüksek olur Artvin'de seçimler. Nasıl olur? Önceliğin ne olur? Aday mı, parti mi, hizmet mi, halka yakınlık mı, vizyon mu? Genelde yerel seçimlerde aday ön plana çıkıyor. Daha önce bir CHP şey vardı burada, Egobanyası, yani CHP zihniyeti vardı. Mehmet Bey'le bu biraz kırıldı. İnşallah da Mehmet Bey tekrar aday olur. Tekrar da kazanır diye düşünüyorum. Benim fikrim bu ama vatandaş tercih vatandaşı. Yani ne yapacak? Nasıl oy kullanacak? Kimden yana oy verecek? Belli olacak yani. Hı hı. Ama yani ben Mehmet Bey iyi diye görüyorum yani. Öncelik adayın mıdır yani yerel seçimlerde Artvin'de? Evet, öncelik adayım Mehmet Bey'dir yani. Peki stratejik hata yapanlar kaybeder mi? Kaybeder. Sıkıntı yok, kaybeder. Ama işte bazen siyasette de harcanabiliyorlar yani. Şimdi belli olmaz. Yukarıdan genel merkezden bir uygulama koyarlar. İşte derler ki Mehmet Bey sen bir dönem bekle. Getir buraya başkasını koyarsalar burada da belediyeyi kaybederler. Yani. O zaman değişik mi olur halkın nabzı reaksiyonu? Tabii değişik olur. Mehmet Bey'e karşı bir ayrı bir sempatizanlık var. Yani insanlarımız Mehmet Bey'i de seviyor yani. Adam her yerde bitiyor. Cenazede var. Mezarlıkta var. Hastanede var. Her tarafa her türlü insana yetişiyor yani. Sıkıntı yok yani ondan yana. Yani, yine de rekabet olur diyor musun? Olur. Tabii canım belediye seçimleri çekişmeli olur. Yani burada yıllarca 100 oyla, 50 oyla, yani 30 oyla Emin Başkan'ın AK Parti'yi geçtiği dönemler çok oldu. Şimdi de AK Parti geçti. Evet, sizi de bir tanıyalım. Evet, benim adım Saadettin Dağ. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak sadece desteğin Artvin Belediye Başkanı tarafından değil, diğer bütün ilçe belediye başkanları tarafından yapılması gerekir. Yayılması lazım. Bu, çünkü bu toplumun bir meselesi. Yani sadece Artvin Belediye Başkanlığı'nın bir meselesi değil. Aynı zamanda bütün belediye başkanları, siyasi ayrım olmaksızın bütün belediye başkanlıklarının toplum olarak bu anlamda kendilerine bir ödevi söz konusu. Hı hı. Çünkü gençliğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Gençliğimize biz sahip çıkmazsak o zaman bir başkaları sahip çıkıyor. İşte bakınız işte 40 yıldır devlet terörü temizleme noktasında bildiğim rakamlar 809 milyar dolar ki Türkiye'nin bütçesinin yaklaşık olarak 2-3 katı şu anki pozisyonda harcama yaparak bu pisliği, bu laneti temizlemeyle ilgili halen de gayretlerimiz millet olarak var. O yüzden devlet çocuk yaşta, küçük yaşta bireyine sahip çıkması gerekiyor. Bu nasıl olacaktır? Sivil toplum kuruluşları, kulüp başkanlıkları olarak bizler işte bir yere kadar gücünüz yetebiliyor. Onun üzerinde belediyenin, valiliklerin, kaymakamlıkların, işte bakanlığın, il müdürlüğünün vesaire destek olması gerekir. Eğer siz destek olmazsanız işte dediğim gibi gençliğe bu sefer başkaları sahip çıkıyor. Üç dönemdir Ana Muhalefet Partisi'nin yönettiği bir belediyeden artık insanlar bıkmıştı ve kendi işlerinde 2-3 adayın
aday adayının var olması, kendi içlerinde bir bölünmenin söz konusu olacağını düşünerek mevcut belediye başkanımızın kazanacağını ifade ettim. Üzerinden yaklaşık 4,5 yıl geçti. Yaklaşık şurada bir 2-3 aylık bir zaman dilimi var yerel seçimlerin yapılması noktasında. Mevcut belediye başkanımız, yani Artvin'in bugüne kadar belki de 15 yılda yapamadıklarını, bir başka siyasi parti veya bir başka dönemdeki belediye başkanlarının yapamadıklarını bu dönemde sıkıştırdı. Ama kendi imkanlarıyla, ama kamunun imkanlarıyla bir şekilde sıkıştırdı ve yaptı da. Gerçekten Artvin bu anlamda güzel hizmetlerle karşı karşıya kaldı. Belediye başkanımızdan biz seçmen olarak memnunuz. Güzel hizmetleri var. Belediye başkanımız tabii ki Artvin'de daha önce yaşamadığı için son 4,5 yılda da Artvin'de ikamet ettiği ve ki en çok hoşuma giden davranışlardan bir tanesi de kendisinin seçim beyanlarında her yıl bir mahallede ikamet edeceğimle ilgili bir beyanı vardı ki bunu da %70 oranında gerçekleştirmiş durumda. Artvin Merkez 7 mahallesi var. 7 yıllık bir ömrü olmadığı için işte sadece 4. yılda 4 mahallede oturduğunu biliyorum. Bu belediye başkanlığı döneminde belli bir tecrübe sahibi oldu. İnsanları tanıdı, sivil toplum kuruluşlarını tanıdı, siyasi partileri tanıdı, kamudaki işte idarecileri tanıdı vesaire. Bayağı bir tecrübe sahibi oldu. Siyasi parti bir yere kadar. Siyasi partiden sonra ilişkiler başlar, beşeri ilişkiler başlar, sokaktaki selamlamalarınız başlar. Vatandaşların daha önce sizlere işte geldiği zaman sizin onunla ilgi alakanız başlar. Dolayısıyla o seçim sandığına gittiği zaman vatandaş, seçmen birçok konuyu böyle aklından geçirir. Ben yani sadece bir tarafından değil, işte bir tarafa kadar işte atıyorum siyasi parti kimliğidir, bir tarafa kadar beşeri ilişkileridir, toplumsal menfaattir, bir mozaik oluşturur. Ama en çok hangisi daha ağır basar derseniz, ben beşeri ilişkiler söylüyorum. Çünkü ilişki çok önemlidir. Yani ilişkiniz iyiyse vatandaşla, dokunduğunuz zaman herkese gönlünü fethedersiniz. Bu anlamda ben öyle düşünüyorum. Pekala. Valla siyasi partiler, partinde iktidar ve ana muhalefet partisi olarak zaten yarışırlar. Kendi içlerinde bir bölünme söz konusu olmadıkça her iki siyasi parti için geçerlidir. Yani çok yakın birbirlerine böyle nasıl söyleyeyim mesela 7100'dü sanırım 2014 seçimlerinde 7100 biz aldık yani iktidar partisi almıştı. 5400 civarında da ana muhalefet partisi almıştı. Bunun dediğim gibi kendi işlerine bir bölünme olmazsa eğer bu rakam makas belki biraz daha kapanabilir. 600-700'e belki düşebilir. Ama bu tamamen dediğim gibi her iki partinin yarışmasının asıl temel unsuru içlerindeki bölünmemenin sebebi. Bir tanıyabilir miyiz sizi? Ben Ahmet Meriç. Artvinlisiniz Ahmet amca. Artvinliyim. Buraya yarım saat mesafede Bakırköy. Hı hı. Eski ismi Kuvarsan. Evet. Kuvarsan'da bakır fabrikası vardı. 38'de İnönü'nün başbakan olduğu zaman kapanmıştı oraya. İlk Almanlar çalıştırmış. Ondan sonra Ruslar çalıştırmış o fabrikayı. Evet. En son 38'de Türkler çalıştırdı. 44'e kadar. Hı hı. 44'de maden bitti devasından. Kapandı. Muruk'a taşındı. Ben o zaman burada ortaokulda okuyorduk. O fabrikanı bütün sökmüşlerdi. Benim babam demirci ustasıydı. Evet. O Varsan fabrikasında zaten çalışmış. Ondan sonra da köyde dükkanımız vardı. Köyde ziraat aletleri, baltası, kazması, her ne varsa yapılırdı. Bütün etraf köyler hep oraya gelirdiler. O fabrikanın sökmüşlerini hep biz yapardık. Yaptık da yani. Evet. Şimdi Artvin'in eskisini de bilirsiniz, yenisini de bilirsiniz. Neler oldu Artvin'de geçmişten bugüne kadar? Şu son zamanlarda bir değişiklik, bir ilerleme var mı? Burada Artvin'de o zaman çapulacılar, çapula derdiler ayakkabı. Hı hı. Tabakçılık burada yapılırdı. Evet. Her şey yeniden tabakçılar vardı. Onlar hayvan derisinden deri yapardılar, tabak altını, ayakkabının altını yoldan yapardılar. Çapulaca sokak vardı yukarıdan, 10-15 tane
düzülmüştüle böyle. Ayakkabıcılık yapılırdı. Evet. Burada bir dükkanlar vardı 7-8 tane. Hepsi kalaycılık yapardı. Kalaycılık. Evet. Şimdi onunla hiç bir tanesi yok. Kalmadı. Eski hiç meslekler kalmadı. Hep gitti. Demirciler birkaç tane var idi. Biz köyden buraya 55'te geldik. Benim babam çok değerli bir ustaydı yani. Hı hı. Onun yaptığı malzeme bu da iyi bir zanaatkardı yani. Buraya geldiğimiz zaman o Kuarsan'dan ustalar gelmişim ama burada kömür yakmak o zaman meseleydi yani. Hı hı. Demircilik zamanı geçti yani bahar olduğu zaman sobacılık yapardık kışın, yazın demircilik yapardık. Evet. Şimdilerde? Şimdi neler hepsi bitti. Artvin gelişti mi, değişti mi, büyüdü mü? Hepsi bitti. Büyüdü ama sanatkar kalmadı. Kalmadı değil kalmadı, mi? Kalmadı. Üretim azaldı mı? Evet. Benim babam 93 harbi vardı ya. Evet. Muhacirlik derdik burada ona. Hı hı. 20 nüfus. Babamın dedesi, babası, amcası derken. Maşallah. 20 nüfus. Aşağı yukarı 100-150 mal. İşte ufak hayvanlar. Koyunu, atı, affedersin, katırı, her şeysi varken. Buradan yola çıkıyorlar. Babamın dedesi. Osmanlı'dı ismi. Sopi dede derdik ona. Hı hı. Ama çok değerli. Köyün bütün işlerine o bakarmış. Camisine, hocasına, bilmem neyine. Hı. Bizim ev, babam işte muhacirlikta o 20 nüfustan bir babam kalıyor. Bir de ablası varmış işte. Biri 7 yaşında, biri 8 yaşında. O vaziyette kimi amcalarında kalmışlar. Kimi dayısında kalmış derken oradan dönüş yapıldı geliyor köye. Köyde 14 yaşında babamı evlendiriyorlar. Ondan sonra fabrikada çıraklık kursu açılıyor. Babam sanatkar ilk orada öğrenmiş oluyor işte. Kursa gidiyor. Evet. Şimdi peki nasıl, hizmetler nasıl? Yeteri kadar faydalanabiliyor musun? Sen eskileri, zorlukları, sıkıntıları da yaşadın. Artvin'de hem devletin hizmetleri hem yerelin hizmetleri nasıl? Yeterli mi? Yoksa eksik gördüğün taraflar var mı? Pek yok sayılır. Yani işte. Yeterli. Evet. Hı hı. Burada diyaliz makinesi yoktu. Doktorlar yoktu. Hastane yapıda. İlk hastane orada. Hilmi Çeltikçi vardı. İlk Demokrat Parti milletvekillerinden. Hı hı. Yasi adayı görmüş. Sonra ikinci bir milletvekili olamadı işte. Orada doktorların hastanenin ne eksiği varsa biz direkt o işlere bakardık yani. Hı hı. Şimdi o siyasette bakıyorum. Yani bakan bile bir şey diyemiyor. Gene siyasete dokunmuyor da. Evet. Şimdi tek adam desak yeri var. Şimdi ben buradan Sağlık Bakanlığı'nı buraya getirmişim. Burada diyaliz makinesi, Türkiye'ye 4 tane diyaliz makinesi geldi. İkisini buraya getirdi. Allah rahmet eylesin. Bakanımız çok şeydi yani. Sağlık Bakanı. İlk diyaliz makinesi şeyini burada kurduk. İki tane devlet olarak verdi. İki tane de Nihat Gökyiğit vardı. Buranın yetişmiş iş adamlarından. Bir tanesini aldı. Bir tanesini başkası aldı. Şimdi bak 10-15 tane diyaliz makinesi kuruldu. Nereden nereye? Benim okul arkadaşım, akrabam Nihat Gerez vardı, avukat. İstanbul'da avukatlık yapardı. O ikinci dönem buranın onarımını, tadilatını 150 milyarın üzerinde masraf etti, yaptırdı. Sonra orayı değiştiler. Hı hı. Şimdiki diyalizde Allah razı olsun, diyaliz arabası geliyor, evden diyaliz hastasını alıyor, götürüyor. Diyalizi bittikten sonra evine getiriyorlar. O usta çok şu güzel oldu, ilerleme oldu yani. Yerelin hizmetleri nasıl? Ben fena değil. Allah razı olsun. Bütün gene yapıyor mu elinden geleni? Yapıyorlar. Yalnız Ardanuç da yatılı okullar vardı. Hı hı. Geniş. O okullar şimdi boş duruyor. Hı. O okullara fakültenin bir bölümünü götürseler daha mı iyi olur? Daha iyi olur tabii. Peki. Hazır yapılı binalar var. Başkanım, yoğun bir yaz geçti tabii Türkiye evet. genelinde. Artvin'de durum nasıldı? Önce onu bir değerlendirmenizi rica ederim. Çünkü Yeşil Artvin'de birçok festival etkinlik oldu. Gurbetçiler geldi, misafirlerinizi ağırladınız. Nasıl geçti belediye? Çok teşekkür ediyorum.
Bu yıl 4,5 yıl oldu belediye başkanıyım. Ve bu sene 5. aşağı yukarı yazımız. Turizm noktasında, hani turizm kenti Artvin, eğitim kenti Artvin sözlerinin bu yıl zirveye çıktığını, uygulama noktasında zirveye çıktığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şöyle ki, bu yaz Artvin'e şimdiye kadar görülmeyecek kadar turist geldi. Yerlisiyle, yabancısıyla. Şu kadar ki yaz aylarında otellerimiz full idi. Hatta belediyemizin misafirlerini bile bayramda gelecek insanları haftalara yaymak zorunda kaldık. Şükürler olsun. Artvin'imiz artık turizm noktasında özlediği, beklediği günlere adım adım kavuşuyor. Eksiklerimizi bir taraftan tamamlıyoruz. Özellikle Hopa Can Kurtaran Tüneli'nin açılmasıyla birlikte çok daha büyük katkı sağladığını gördük yapılan yatırımların. Ve şimdi Artvin'e gelen insanın bir takım destinasyon merkezlerinin hizmete girmesiyle birlikte bizim doğal turizm elçimiz olduğunu da görüyoruz. Evet. Giden anlatıyor. Anlatınca başkaları geliyor. Başkaları geliyor. Bir Atatepe'miz, seyir terasımız, kent parkımız, baraj turlarımız, Çoruh Marina'mız, yine barajın muhteşem gezilmesi, yine Kafkasör'ümüz, irili ufaklı 35 civarında festival yapılıyor evet. Burada. Köylerde bile festival yapılıyor. Aynen. Bunlar hemşerilerimizin geri gelimini sağladı. Ona göre ayarlıyorlar geniş zamanda. Şu kadarını söyleyeyim. 25 bin nüfuslu bir Artvin'de fuarı 13.500 kişiyle kapattık. O geceki konserimizi söylüyorum. Artvin fuarı var biliyorsunuz. İkincisini yapıyoruz. Artvin her geçen gün insanların özlediği, Artvinler için söylüyorum ama bir o kadar da dünyanın her tarafından şu Artvin'e gidemedik. Şu Artvin'e bir gidelim diye artık sözlerin herkesin ağzında pelesenk olduğu bir şehir. Enler kenti diyoruz biz Artvin'imize artık. Çünkü Türkiye'nin birçok konusunda en diye başlayacağınız özelliğine sahip. Mesela Türkiye'nin toraks verilerine göre en temiz havasına sahip. Dünya standartlarında tek temiz ili havası açısından Artvin. Yine Artvin flora açısından Türkiye'nin en zengin ili. Muhteşem. Yine Türkiye'de yükseltisi herhalde bir şehrin altından üstüne 500 metre olan bir kent yoktur. Yok, 240'ta yani. Başlıyoruz. Üstüne çıktığımızda 800'dür şehrin sonu ama daha yukarısı 1200. Artık Artvin'e gelen hemşehrilerimizin, turist arkadaşlarımızın sağlık açısından mutlu oldukları, göz açısından baktığınızda muhteşem manzaraları yaşadıkları eşsiz bir yer. Biz altyapı noktasında hala yetersiziz diye düşünüyoruz. Çünkü gelen turistler artık böyle gelip bakıp gitmiyor. O eskidendi. Gelip kalmak istiyor. Yatırımcıları bekliyoruz. Şu anda 3 tane cazibe merkezi. 3 tane birisi kesinlikle 3 tane yatırımcı arkadaşımız var. Otel yatırımcısı. Bunların bir tanesi yurt dışından. Onlara yerlerimizi gösteriyoruz. Kafkasör'de bir 4 yıldızlı otel Artvin'imizi uçuracak inşallah. İnşallah. Yine burada teleferiğimiz vardı işte. Keşke onu yapabilseydik. Ekonomik olarak biraz güç gerektiriyor. Henüz onda tam değiliz. Belediye başkanı adayken verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. Hemen hemen bütün işlerimizde bir şekilde yol aldık. Aslında burada da kamulaştırmaları falan yaptık. Hazırız. Belki Allah nasip ederse seçim öncesi bir başlama şansımız olur diye düşünürüz. Onu da bir Çinli firmayla anlaşmak üzereyiz. Şu kadarını söyleyeyim. Biz Karadeniz'in turizm açısından yeni yeni kendine gelen bir iliyiz. Bu bizim için büyük bir avantaj. Çünkü Karadeniz'de en az bizim kadar güzel olan illerimiz maalesef plansız, programsız turizm uygulamaları sebebiyle
istenen, beklenen, sürdürülebilir bir turizmden uzaklaşmaya başladı hızla. Artvin bunların tecrübesini kullanarak sürdürülebilir, doğayla, hem beşeri yapıyla hem tabiatla uyumlu bir turizm ve sloganımız da şu: kitle turizmi istemiyoruz Artvin'e. Daha elit. Elit de demeyeceğiz. Şöyle, az, kaliteli, iyi ki gelmişiz, Artvin'e bu kadar uzun yoldan geldik, geldiğimizde değdi diyebilecekleri ortamlar hazırlıyoruz. Taşkın kalabalıklar değil, seçkin misafirler ağırlamak istiyoruz. Ona da hazırız. Ona da hazırız. Evet. Başkanım, biz bugün sokaktaydık, çok da vaktinizi almak istemiyoruz. Bir doğalgaz beklentisi var. Bunun daha da Artvin'e hava kirliliğini önleme anlamında katkı sağlayacağını ifade ettiler. Bu büyük bir beklenti, benim izlenimlerim o şekilde. Bir gelişme var mıdır doğalgaz? Şimdi doğalgazımız zaten şu anda hemen karşımızda Devlet Su İşleri'nin arkasına kadar, orada bir çevrim santrali var, dağıtım merkezine kadar hatlar döşendi. 8 yıl içerisinde de Artvin'in tamamına verilecek ve bu sene yıl sonuna kadar, artık Devlet Su İşleri olur daha aşağı inebilir bilmiyorum, Artvin'de 1-3-5-50 yerde olsa verilmeye başlanacak. Ama şehrin tamamının doğalgaza kavuşması 8 yıllık bir süre içerisinde. Önümüzdeki sene zannediyorum üniversiteye verilir artık. Ondan sonraki sene işte Çayazı Mahallesi'nden başlar. Adım adım geliniyor. Ama şunu söyleyeyim. Mevcut durumda bile Artvin'de hava kirliliği yoktur, olmamıştır. Hatta ben bazen espriyle karışık söylüyorum. Doğalgaz geldikten sonra da şu anda Türkiye'nin en temiz havası. Ama doğalgaz geldikten sonra herhalde biz oksijen zehirlemesi yaşarız. Öyle değil mi? Gerçekten çok şükür. Rabbime hamd ediyorum. Zor coğrafya. Evet. Zaman zaman hayallerini bile kuramadığımız işleri yapıyoruz. Hükümetimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. Merkezi idarenin gücüyle yapıyoruz bunları. Ve Artvin 2014 yılındaki seçimden sonrasında yerel yönetimle merkezi yönetimin birlikte iktidar olmasının hazzını yaşıyor. Ve bunu yaşadık. Artvinli 90 yıllık tarihinde bir karar verdi. İnanıyorum ki keşke dememişlerdir. Hemşehrilerimin hizmet dediklerine inanıyorum. Bizler zor coğrafyada birçok farklılıkları bir dayanışma vesilesi görüyoruz. Ayrışma değil. Burası zor coğrafya. Hizmet herkese. Zaten dar yerde mecburen birbirinize yaslanmak zorundasınız. Artvin'de mesele hizmetse, hemşerilerimizin bunu gördüğünü biliyorum. Fikri farklılıklar, işte çeşitli ayrılıklar, onlar bizim için sorun değil. İnanıyorum ki Artvin 4,5 yıl önce verdiği kararda ısrar edecek ve kazanmaya devam edecek. Evet. Başkanım, tabii bunun kurulları var, süre de uzun ama yapacaklarım var, devam niteliğinde bir düşünce oluştu mu sizin? Şunu söyleyeyim, bizim bu saatten sonra ben şunu istiyorum demeye gerçekten hakkımız da yok, haddimiz de yok. Neden biliyor musunuz? Bir cumhurbaşkanımız var. Yeniden Büyük Türkiye, coğrafyanın, gönül coğrafyasının ağabeyi Türkiye olmak. Dünya devletlerine kafa tutmak, onları geçmek. Hani diyoruz ya, muasır medeniyet seviyesi. Evet. Muasır medeniyet seviyesini yakalamak, geçmek için dünyayla mücadele ederken bize düşen onun bir neferi olarak onun vereceği bütün görevleri hakkıyla yerine getirip bu milleti Artvin özelinde ama Türkiye genelinde özlenen, beklenen noktaya götürürken bir nefer olarak olabilmek. Nefere ne göv verilirse hazırız. Belediye başkanı devam, devam. Teşekkür ederiz başkan, ona da eyvallah. Ama ben biliyorum ki Artvin, ben olayım, bir başkası olsun hiç fark etmez, İktidar belediyesinin hazzını yaşamaya devam edecek. Biz
ben olayım olmayayım derdinde değiliz. Biz AK Parti'yiz. Başka partiler gibi mücadele içerisinde olmayacağız. Reisimiz ne diyorsa olur.